Merhabalar değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Gerçekten çok keyifli bir konuyu konuşacağız sizlerle. Tartışma havasında geçecek. Ve ufak ufak düzenlemeler yaparak gerçekten uzun süredir kullandığımız şeylerin nereden de geldiğini algılayabileceğimiz ve sizin aydınlanmanızı sağlayacak bir kayıt olduğunu düşünüyorum. Vieta formüllerini konuşacağız. Öncelikle buna neden ihtiyaç duyduk? Kısaca ondan bahsedeyim. Bu konu arkadaşlar olimpiyat öğrencileri için hazırladığımız o olimpiyat listesinde koymayı planladığım bir konu. Ama yine AYT'ye de koyabilirim, TYT'ye de koyabilirim. E, çünkü Polinomlar üzerinde bulduğumuz köklerin, e, bu kökler toplamı, kökler çarpımı, köklerin kombinasyonunun çarpımı gibi sonuçları nasıl bir formülle elde ettiğimizi gösteren en genel formüllerdir. Yani nasıl ikinci dereceden bir denklemin kökler toplamını gidip eksi b bölü a diyorsanız, işte neden eksi b bölü a dediğimizin açık açık gösterimini de burada görmüş olacağız ki biz 2'de değil, üçte dörtte beşte en tane kökü olan polinomlarda da bu formüllerin çalıştığını göreceğiz ve çok güzel keyifli sorular çözeceğim. Evet hani sınav formatının bir tık üstünde ama ben sadece bunu böyle çayınızı yudumlarken hani tüketeceğiniz bir video olarak görmenizi istiyorum. Tabii ki ciddi bir konu hani öyle çay içip dinlenecek bir şey değil ama e, hani yaylanıp da dinlemeyin ama hani biraz da kendinizi verin. Kısacası onu söylemek istiyorum ve hızlıca buradan Fikret'e çok selam söylüyorum. Fikret abi Fikret hocam benim üst dönemim kendisi. Videoları paylaştığım zaman hemen hepinizden eminim ki hepinizden önce izliyor. Eksik ve hatalı yerleri bana birebir not alıp bildiriyor. Sağolsun. Ben de oraları hızlıca size açıklama kısımlarında veya yorumlarda düzeltmeye çalışıyorum. O yüzden buradan Fikret'e çok selamlar. Ve İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümündeki Büşra'ya da çok selam söylüyorum. Gelelim Vieta formüllerine. Muhtemelen o da bu videoyu izleyecek. O yüzden ona da buradan selam gönderiyorum. Şimdi. Dediğim gibi arkadaşlar burada biz polinomlar üzerinde konuşacağımız için eğer bir polinom bilginiz yoksa lütfen bu videoya bulaşmayın. Çünkü az buz bir şey öğrenme hevesiniz varsa da burada kaybetmenizi istemiyorum. Birazcık e, işlem hacmi yüksek şeyler yapacağız. Lütfen polinomlarınız varsa polinom dinlediyseniz ondan sonra buraları dinleyin. Arkadaşlar en genel haliyle bir polinom yazmaya kalktığımızda şöyle bir şey yazıyoruz değil mi? Ne yazıyoruz? a n x üzeri n artı n'inci dereceden bir polinom yazmaya çalıştığımızda a n x üzeri n a n eksi 1 çarpı x üzeri n eksi 1 artı noktalar koyuyorum artık. Ve en nihayetinde a 1 çarpı x üzeri 1 artı a 0 diyoruz. Dilerseniz buna da yıldız diyelim. Yıldız polinomu, yıldız denklemi artık herhangi bir şeyle isimlendirdiğimizi varsayalım. Şimdi bu bizim eninci dereceden bir polinomumuzdur. Ben yine olimpiyat için polinom anlattığımda işte o yüzden o başlıkları koyuyoruz. Dedim ki a n'ler burada doğal sayıların elemanı olsun hatta tam sayıların elemanı olsun demiştim. Özür dilerim. Orada da hemen şey demişler. Ya hocam işte A1 burada reel sayılardan olabilir. Polinom tanımınız yanlış. Arkadaşlar burada yaptığınız işlemler doğrultusunda bir tanım veriyoruz. Dolayısıyla buradaki tanımlar direkt doğrudan polinom tanımları değil. Biraz özelleştirilmiştir. O yüzden lütfen verdiğim tanımları ve gidişatı iyi takip etmeye çalışın. Ben zaten gerekli yerlerde vurgulayacağım. Şimdi bir de genel kültür olarak şunu konuşalım. Enince dereceden bir polinomun kaç tane kökü olabilir arkadaşlar? Enince dereceden bir polinomun yazalım isterseniz. Enince dereceden bir polinomun. E, bu konu özel dersimizde bir tartışma açıldı, oradan patlak verdi. Ben de size de anlatmak istedim, onu da söyleyeyim. O yüzden doğaçlama hızlı bir kayıt oluyor. Enince dereceden bir polinomun açıklamak istedim PDF'i bırakacağım size. Kaç tane kökü vardır? Hadi bakalım, bir düşünün hemen. Evet hemen düşündük. durdurduğunuz videoyu düşündünüz. Şimdi sevgili arkadaşlar, x kare eksi bir polinomunun kaç tane kökü vardır? Bu bir polinomdur. Değil mi? Köklerini bulmak için sıfır eşitleriz. X1 buradan 1. X2 buradan eksi 1 gelir. A. Evet iki tane kökü varmış. Hmm. Peki eğer şöyle bir polinom sorsaydım size. X kare artı bir polinomun kaç kökü vardır deseydim. Buna ne diyecektiniz? Hangi sayının karesini 1 eklesek sıfır eder? Aa öyle bir şey var mı ya? Hmm. Evet var. Neler var? Karmaşık sayılar var. Burası i. Aslında hadi x3, x4 dedik. Burası da eksi i olur. Yani burada da ne görüyoruz? İki tane kökü vardır. Değerli arkadaşlar Cebir'in esas teoremi, Cebir'in temel teoremi der ki biz de bunu 3. sınıfta üniversitede Cebir dersinde öğrenmiştim. Eninci dereceden bir polinomun en fazla tabii ki ben şuraya yazalım. En fazla hani illa da iki kökü olacak diye bir şey yok. ikinci dereceden bir polinomun bir tane kökü de olabilir. Tabii burada hangi kümede çalıştığımız önemli. Evet. Eninci dereceden polinomun en fazla en tane kökü vardır. En tane tamam n tane kökü vardır. Bir daha söylüyorum bu Cebir'in esas e, teoremidir. Yani n tane kökü var en fazla ve bu en kök muhakkak ve muhakkak nerede olmak zorunda arkadaşlar? Karmaşık sayılarda olmak zorunda. Şurayı biraz büyüteyim. Notları alan arkadaşlar rahat etsin. İşte şimdi karmaşık sayıların reel sayılara göre durumu birazcık e, ortaya çıkıyor. Onu da kısaca şöyle bahsedeceğim. Eğer bu şablonu kompleks sayılar, karmaşık sayılar kümesi olarak düşünürseniz işte reel sayılar burada yer alır. Yani aslına bakarsanız aldığınız her reel sayı yani şu yukarıda yaptığımız bizim reel sayılarda daha doğrusu sizin reel sayılarda doğrudan aklınıza gelen işlemde bunlar bir e, kök evet aynı zamanda bunlar da bir karmaşık sayı. Yani bizim eninci dereceden aldığımız polinomun en kökü mutlaka var ve bu en kök karmaşık sayılarda olmak zorunda. Tamam mı? En fazla en tane kökü var. Özür dilerim düzeltiyorum en fazla en tane kökü vardır ve bu en kök muhakkak ve muhakkak karmaşık sayılarda olmak zorundadır. Evet, bunun Vieta formülleriyle alakası yok. Sadece kısa bir genel kültür ee, ve aklınıza böyle yer bir bilgi olsun diye verdim. Vieta formülleri peki nereden patlıyor? Şuradan patlıyor. Hızlıca bir varsayım yapıyoruz. Yukarıdaki bu yıldız polinomumuzun, yıldız denklemimizin artık ne derseniz diyeyim. Denklem olması için tabii eşittir sıfır yazdığımızı hayal edin de bu bir yoksa denklem olmuyor. Ee, yıldızın n tane kökü olduğunu varsayalım. Tamam Yıldızın en kökü olduğunu varsayalım. En kökü olsun diyelim ya uzatmayayım hiç. En kökü olsun. Şimdi arkadaşlar biz e, neyi biliyoruz? Eğer bunun en tane kökü varsa aslına bakarsak yazabileceğimiz gösterim şu şekilde olacaktır. Yıldız diyorum eşittir. x eksi x1 çarpı x eksi x2 çarpı çarpı çarpı. Artık uzatmıyorum. N tane kökü olacaksa burada da en son x eksi xn olarak kalacaktır değil mi? Şimdi nereden anladık? Bakın bir tane kökü burada bir tane kökü burada tık 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 en kökü burada. Tamam harika n tane kökü olduğunu varsaydım. E, bunu da bu şekilde yazdım. Şimdi şunu görüyoruz. Yukarıda yazdığımız bu uzun işte a an'li x'enli ifade aslında bu ifadeyle benzer. Hmm. Demek ki bu ifadede yapacağımız belli makyajlar belli modifiyeler yani denklemin modifiyesi, denklemin makyajı bizi farklı sonuçları görmemize itebilir. Tamam ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Biz de bunu gidip yukarıdaki formatta yazmaya çalışalım arkadaşlar. Bakalım neler göreceğiz. Şimdi en büyük ifademiz ne olacak? Kuvvet anlamında en büyük ifademiz şu olacak değil mi? Buradaki x'i tuttuk. Burayı biraz büyütüp hatta aşağı taşırsam daha rahat işlem yaparım. Bakın şuradaki x'i tuttuk şurayla çarptık. Sonra gittik şurayla çarptık. Sonra gittik 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 hepsini yaptık burayla çarptık. Yani en nihayetinde elimizde x üzeri n gibi bir ifade olacaktır değil mi? Çünkü x'leri tane tane çarptık. n tane de x vardı. Tamam. Şimdi x üzeri n'den sonra gelecek ifade nedir? x üzeri n eksi 1'dir. İşaretini artı yapalım. Bakalım bir duruma göre ne gelecek? x üzeri n eksi 1 dedim. Parantez açtım. Şimdi sevgili arkadaşlar burada x üzeri n eksi 1'i bulmamız için şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Ben birinci adımı bir dışarıda tutayım. Soruyu daha iyi, daha doğrusu formülizasyonu daha iyi anlamak adına. Bakın bu x ile yandakini çarptınız x kare. Diğeriyle çarptık x üzeri 3. Çarptık çarptık çarptık. En sona geldiniz. Bakın buradaki x üzeri pardon bu değil. Şuradaki x ile çarptığımızda en son elimizde ne kaldı? x üzeri n eksi 1 kaldı. İşte arkadaşlar biz onu buradaki x ile çarparsak x üzeri n gelir ki o burada. Buradaki x1 ile çarparsak elimize bir tane eksi x1 gelir. Yani yaptığımız işlemde sonuç olarak burada x üzeri n eksi 1 parantezinde bir tane eksi x1'imiz olacak. Eğer x x eksi 1'i dışarıda tutmayıp bu sefer oradan başlasaydık ya da işte şunu dışarıda tutsaydık kısacası burada her şey olacaktı yani yine elimizde eksi x2 kalacaktı değil mi? Bu böyle nihayetinde devam edecek. Eksi x'e kadar. Tamamdır anlaştık. Bunu da bu şekilde yazdık. Dediğim gibi buralar biraz karışık olabilir. E, açık açık yazarsanız eğer bir A4'e gerçekten bir A4'ü şöyle yan çevirip uzun bir şekilde yazarsanız daha net görürsünüz. Bunları tabii benim de yerim olmadığı için biraz da açıklamam gerektiği için çok uzun yazamıyorum. Sonra nereye geldik? Burayı küçültelim hatta artık anlaştık burada. Şöyle bir şeye geldik değil mi? Artı dedim. X üzeri n 2 diyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar bakın x üzeri n 2'ye bakmak için sanırım bizim burayı yine bir gruplaştırmamız gerekiyor. Biz yine şu grubu dışarıda tutalım. İkişer ikişer dışarıda tutacağız. İşte burada x eksi x 3 vardı. Onu şununla çarptık, şununla çarptık, şununla çarptık. En son bununla çarptık. x üzeri n eksi 2 geldi. Bakın bu durumda da x1 ile x2'nin çarpımı gelecektir değil mi? Buraya bir kuvvet yani katsayı olarak. Ee, açıkça daha açık nasıl belli edebilirim? Şöyle söyleyeyim. Mesela x eksi x1 var. x eksi... Evet konuşmadan yazarsam daha iyi olacak. Şöyle bir şey yaptık ya bakın bir x küp gelecek buradan. Ondan sonra diyorum ki biz bununla bunu çarptığımızda şu eksi 3 ile x karenin çarpılması lazım. Yani artı x kare parantezinde bir tane eksi 3 gelir. İşte ondan sonra ne olur? Dilersek şu şununla şunu çarparız. Buradan bir tane eksi 2 gelir. İşte ne yaparız sonra? Bir de bununla bunu çarparız. Değil mi? Buradan bir x kare parantezinde işte bir şeyler. Sonra şu. Yani bir de buradan eksi 1 gelir. Asla bakarsak bu işlemi yaptığımızdaki gerçekten açık açık yaparsanız Şöyle bir şey geliyormuş buradan. Eksi 6 bunun ne oluyor? Katsayısı oluyormuş. tamam X kareli kuvvetin katsayısı oluyormuş. X kareli kuvvet demek yanlış. X kareli terimin katsayısı oluyormuş. Ee, dolayısıyla burada bu işlemi artık n tane köklü yapıyoruz. Yani farklı bir şey yapmıyoruz. Dediğim gibi ikisini dağıttık. Geriye kalan ikisinin çarpımı buraya katsayı olarak yansıyacak. Ee, bunu işte merdiven gibi devam ettireceğiz arkadaşlar. Bir yerde tabii duracağız. Artık o kadar gücümüz yok. Bir yerde duracağız x üzeri n eksi 2 yaptığımızda dolayısıyla elimizde x1 ve x2 kalacak. Bakın bu sefer ben şu kalemimi bir izninizle bir küçülteyim. O kadar kötü yazıyor ki arkadaşlar. O kadar kötü yazıyor ki. Yerimiz de küçük zaten. <laughs> Şöyle yapayım. x üzeri n eksi 2 parantezindeyiz. böyle de işte kalınlığı değişti de neyse. Buraları keserim inşallah ya. Geri alayım kalemimi. Şey fonu güzel olmadı arkadaşlar o zaman da. Şuradan yazalım tamam. Heh, x'lerin eksi 2 parantezine de bu sefer şu geldi. Dediğim gibi x1 çarpı x2 geldi. Dikkat edin. Eksi x1 ile aslında eksi x2 gelmişti. Çarpımları pozitif. Bu sefer şunları grupluyorum. Neleri? Bak burada bir x3 var mesela. Bu x3 ile burayı grupluyorum. Geriye kalanları çarpıyorum. Dolayısıyla burada elime bir tane x1 çarpı x3 geldi. hop Devam ediyorum. x1 çarpı x4. Artık uzatmanın hiçbir anlamı yok. Arkadaşlar 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, n. Ondan sonra bakın 2-1 gelmez çünkü 2-1 ile 1-2 aynı şeydir. Hani çarpma değişmeli olduğu için hani gidip de burada en nihayetinde x1 çarpı xn geldi ya artı x2 çarpı x1 demeyin. Çünkü onu aldık burada. Dolayısıyla burada diyeceğiniz şey ne? x2 çarpı x3. Sakın x2 çarpı x2 de demeyin öyle bir şey yok çünkü. x2 çarpı x3 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, n bitti. 3, 4, 3, 5 tıt 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 tıt. artık en son yani onları yazarsak e, kayıt bayağı bir gider. Yazamam onları. Ne gelecek? X üzeri en pardon x tabanında n-1 x n-1 çarpı x n yani bu da bizim sonuncu terimimiz o olacaktır. Harika. Bunu yukarıya sığdırabilirsem var ya ne kadar güzel olur. Sığmayacak biliyorum ama Hakan Altun şarkısı gibi oldu. Çalmayacak biliyorum ama arkadaşlar neyse benim bir de sığmadı biliyorum ama şöyle bırakayım bari altına. E, en son yine düzenlemesini yapacağız. O yüzden hani şu eksilikleri dışarı atalım diye gözünüzü tırmalıyor. Biliyorum. Yapacağız. Merak etmeyin. Bunu da bulduk. Bir işlem adımı daha yapabiliriz. Olur. Hadi bir tane de yapalım. Şimdi x n-3'e baksaydık. Bu sefer ne yapacaktık? Yine yukarıdan ben bir tur göstereyim. Artık anladığınız için uzatmayacağım. Şuradaki x3'ü yine yazdık. Bunu aldık. Bunu aldık. Bunu aldık. Bunları ellemiyoruz. Diğerlerini yaptık. En nihayetinde dolayısıyla elimizde burada ne kalacaktır? Şu parantezini açalım. Bakın eksi x1, eksi 2, eksi 2, eksi x2, eksi x3. E dolayısıyla eksi x1, x2, x3 olacaktır. İşte burada x3 değil mesela şunu boyadık x4 alsaydınız. Eksi x1, x2, x4 olacaktı. Tamam. Hepsini en nihayetine götürseydik. 3 tane terimi aldığımız için burada arkadaşlar mecburen çarpımları negatif oluyor. En son adam şöyle bir şey olacak. xn-2, xn-1, xn olacaktır. Tamam mı? Bu da neyimiz? N 3 kuvvetli elemanımız oluyor. Bunu da şöyle buranın altına koyuyorum. Evet, peki geldik. Biraz da böyle iyi şey inmiş oldu. Şöyle noktalarını koyayım. En son en ne olacak arkadaşlar? Artık en son elimizde ne kalacaktır? Herhangi bir x'li kuvvet kalmayacak. E dolayısıyla aslında x üzeri n n kalacak. Yani x üzeri 0. Yani kalan tek terim aslında bakarsak sadece ve sadece şuradaki adamlarımızın ki o adamlar nelerimizdir? Köklerimizin çarpımları olacak. Şimdi burada çok dikkatli davranmamız lazım. N tane kökümüz var. Biz bu n'in çift ya da tek olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla burada yazacağımız n, daha doğrusu burada yazacağımız katsayı negatif mi pozitif mi bilmiyoruz. O yüzden şöyle bir çakallık yapıyorum. N sayısı çiftse pozitif gelsin, n sayısı tekse negatif gelsin. Yani eksi 1 üzeri n diye bir şey yazıyorum oraya. Bu bize neyi sağlayacak? Pozitiflik veya negatifliği sağlayacak. Tamam. Bunu yaptık. e Geriye kalan tek şey şu. X1, X2, X3 noktalar Xn. Başka da bir şey değildir. Anlaştık mı? E, bu da bizim neyimiz oldu artık? Son terimimiz oldu. Yani arkadaşlar en nihayetinde dilerseniz şurayı şimdi düzeltelim. Bakın buradaki bu eksileri ben dışarı alsaydım. Eğer şuraya bir eksi koysaydık e, buranın artısı devam ediyor. Tabii ki burada kalsın şu içerideki eksilikleri artıya çevirmek durumundaydık değil mi? Buraları artı yapacağım, dışarıya aldım. Şimdi en üstteki eksilikleri çevirseydik bakın şuraya eksi yaptım. Dolayısıyla içerileri artı yapmak durumundayım. Şimdi işte en genel formatı elde etmiş olduk. Yani bu yukarıda gördüğümüz merdiven şeklinde yazdığımız ifade aslında bakarsak yıldız denklemine eşit. Ki yıldız denklemi de şuydu. Onu da hemen yukarıdan getirelim. İşte anlamamız gereken her şey burada çıkmış olacak. Bununla ilgili soru çözümü de yapacağız şimdi merak etmeyin. Gerçekten çok hoş sorular var. Hani ben kafanızda bayağı bir şey canlandıracağını düşünüyorum. Arkadaşlar bu yazdığımız ifadeler yukarısı da aşağısı da birbirlerine eşit. Bakın dolayısıyla şunu anlıyoruz. x üzeri n katsayısı burada an olarak var. Bu aklınızda bir bulunsun. Bakın x üzeri n 1 dediğimiz ifadede aslında biz burada şunu yapabiliriz. Her tarafı a e bölelim. Bakın her tarafı a n'e bölseydik ne olacaktı? Yarım sağır, umarım sağır ya. Sizin de görmenizi istiyorum çünkü yorumlara diyeceksiniz bir yukarı bir aşağı yapıyorsunuz hocam kafamız karışıyor dağılıyor. Her tarafı a n'e bölüyorum sebebi şu çünkü bakın buradaki ifade de x üzeri n başlıyor burada da x üzeri n ile başlasın. Hani şu a n olmasını istiyorum tamam. O yüzden her tarafı AN'e n'e böldüm şimdi. Evet buradaki a n e gitti artı a n eksi 1 bölü a n çarpı x üzeri n eksi 1 artı noktalar artı a 1 bölü a n çarpı x üzeri 1 artı a 0 bölü a n dedim ki bu da yine yıldıza eşit olacak. Hala aynı şeydeyiz. Yani sevgili dostlar hatta ben artık şunu sileyim. Yani bu yıldız aynı yıldız. Yani bir şey değiştirmedik. Görüyorsunuz zaten. Bu yıldız yukarıdaki yazdığımızda yine nedir? Denktir. Güzel. Yapacağımız artık işlemler bitti. Bakın şunu görüyoruz. Eğer biz burada bir ifadenin e ninci dereceden bir polinomun tüm köklerinin toplamını istiyorsak ki o tüm köklerinin toplamı işte buradadır. Nasıl bulacağız arkadaşlar? O tüm köklerinin toplamı aslında şuradaki sayı olacaktır, değil mi? Yani tüm köklerin toplamı daha doğrusu burasıdır. Aşağıda buraya denk gelen ifadeye bakarsanız ne oluyor? Şu oluyor. E neyi anladık buradan? Ama dikkat eden dışarıda da bir eksisi var. Dolayısıyla tüm köklerin toplamı, hadi yazalım beraber. Şimdi yazdığım zaman a diye zaten jetonunuz düşecek. x1, x2, x3 noktalar xn. İşte bu tüm köklerin toplamı. Eksisini önüne alıyorum. Dikkat edin. Eksi a n eksi 1 bölü a n olacaktır. E canım arkadaşlarım biz şunu görmedik mi zaten? Siz daha doğrusu böyle bilmiyor musunuz? a x kare artı b x artı c eşittir 0. x1 artı x2'yi nasıl buluyorsunuz? Eksi b bölü a. Bak bakayım eksi b dediğin adam en eksi birinci kuvvet a işte burası a dediğin adam işte burası. Aslında arkadaşlar yaptığımız her şey buradan geliyor. Yani biz bunları açık açık yazmadığımız için e, birazcık havada kalmış olabilir. Ama artık yazdık öğrendiniz. Şimdi kökler toplamını buradan bulduk. Gelelim diğer bir şeye neyi bulacağız? İkişerli ikişerli çarpılmış kökleri nasıl buluruz? O ne demek? Şu demek. x1 x2, x1 x3, x1 x4 işte bu kaça kadar giderse gitsin. Bu kadar kökleri de Nasıl buluyoruz? İşte şöyle buluyoruz. Tabi burada benim yazmam daha iyi olacak değil mi? Şuraları dolduralım. Ee, ya da doldurmayayım anlarsınız. Yani niye dolduruyoruz ki? A n eksi 2 bölü A n olacak işte. İşaret de pozitif bir şey değiştirmeyeceğiz. Burayı anlarsınız canım. Bir şey yok buradan. Yani şunu yazalım. X1 X2 artı X1 X3 artı noktalar X n eksi 1 X n. Bir daha gösteriyorum. Burada bakın arkadaşlar AN 2 gibi bir ifade vardı. Paydası da AN vardı. İşaretimiz de artı olduğu için AN 2 bölü AN yazacağız. Başka bir şey yazmayacağız. Ve gelelim, gelelim en güzel yere. Artık diğerleri de aynı şekilde gidiyor. Hadi onu da gösterelim. Aynı şekilde gidiyordan kastım şu. X1, X2, X3 Brezilya'da sorulmuş muhteşem bir olimpiyat sorusu var. Burayla ilgili arkadaşlar. Hani güzel sorular çıkabilir buradan. Denemelere falan güzel bir şeyler hazırlanabilir. Ee, X n eksi 2 X n eksi 1 çarpı X n. Buna da ne diyeceğiz? Bakın üçlü toplamları. Dolayısıyla burada a n eksi 2'yi burada kullandık. Şimdi şurada a n eksi 3'ümüz var. a n eksi 3 bölü a n. Ama dikkat. Nereye dikkat? Şuraya dikkat. Bakın burada bir tane eksimiz olduğu için. Dolayısıyla biz buraya da eksi koymak zorundayız. Yani eksi a n eksi 3 bölü An. Artık arkadaşlar gidişat bir eksi bir artı diye gidiyor bunu gördünüz bunun da sebebi pozitiflik negatiflikler yani x1 x2 x3 x4 gibi bir şey yapmak isterseniz ki bunların da çarpımlarının toplamını bulmak isterseniz bu sefer de durum neye çıkacak i̇şte an eksi 4 bölü an'e çıkacak en kritik bizim için aslında en kritik arkadaşlar en çok kullanacağımız bir en üstte yazdığımız bir de şimdi yazacağımız bakın tüm köklerin çarpımını bulurken de ne yapıyoruz buradaki eksi bir bölü eni pardon eksi bir üzeri eni unutmayın tüm köklerin çarpımı aslında şurasıdır değil mi a, sıfır bölü a n'dir bakın bizim bu adamımız aslında neye eşit a sıfır bölü a n'e ama dikkat elimizde bir de bu var bunu da dolayısıyla oraya göndermek durumundayım yani tüm köklerin çarpımı x1 x2 x3 nokta nokta xn eşittir. Eksi 1 üzeri n çarpı a0 bölü a n'dir. Ay Allah'ım var ya inanılmaz şey oldum böyle arkadaşlar. Çok yükseldim şimdi. Muhteşem ya. Bunu gösterirken bir de mutluluk duyuyorum gerçekten. Konunun çıkış noktası da polinomla türevin ilişkisini konuşurken bir yerden geldi. Yani nereden geldi bilmiyorum. Üçüncü dereceden bir polinom geldi. Oradan buna kadar sarklı konu. Pardon burası Evet gevezelik edeceğimi keşke bir yazsam önce. Bunu da yazmış olduk. Şimdi bunların hepsine işte ne diyoruz? Bu gördüğünüz okların hepsine biz bu dört tane okun hepsine biz Vieta formülleri diyoruz. Tamam? Hani böyle ismini falan bilmenize gerek yok. Ben de ismini bilmiyordum. Açtım baktım yani hiç öyle şey yapmayacağım. Ha, arkadaşlar benim aklımda vardı ya bunun adı Vieta nasıl bilmezsiniz? Öyle bir şey yok. Ben de baktım Vieta formülleri de isimlendiriliyormuş gösterimini yaptık şimdi bunları toplam sembolüyle de gösterebiliriz ya hocam ne alakası var ne gereği var falan demeyin gerçekten ihtiyacımız olabilir onları da bu, e, o yüzden isimlendirerek yapalım şuraya Dilerseniz 1 2 3 ve 4 diyelim lütfen hakkınızda tutun bir kere daha yazmayalım bir dediğimiz ifade neydi aslında buradaki köklerin toplamı değil mi Neyse ya yazalım niye ben yazmayalım diyorsam Değil mi? sanki ne olacak hiçbir şey olmayacak Nasıl buluyorduk köklerin toplamını? Hadi hatırlayın bir. a 1 bölü a miydi? Hı? Bakalım beraber. Eksi a eksi 1 bölü a Dolayısıyla ben de burada eksik bir şey anlatmayayım size. Hı, tamam. Toplam e, formülü gösterirken de şöyle yapacağız. Burada kaçtan başlatalım? i diye yazmışım. i eşittir 1'den n'e kadar olan x i'ler diyeceğiz. Bu da şöyle olacak. Eksi a n eksi 1 bölü a n olarak yazacakmışız. Yani buradaki tüm x, i'lerin i'ler birden n'e kadar değişiyor. Topluyoruz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, n'e kadar. Bunların toplamı bu şekilde gösterilir. 2 dedim. 2'ye şunu demiştik. x1, x2, x1, x3 xn, 1 xn Dolayısıyla bunun gösterimi de şudur değil mi? Bu sefer iki tane değişkenimiz olacak. bir küçük eşit i küçüktür j diyelim. Çünkü hani 2, 2, 3, 3 gibi bir şey olmadı. O yüzden i, j'den küçük olmak zorunda buradan n'e kadar gitsin. Bunu tek n diye göstersek evet oluyor. x, i, j diyelim. Bunların da çarpımını bulurken formülümüz neydi? a n eksi 2 bölü a 3 Tamamdır. yıl veriyoruz. ya yani yukarıdakileri bildikten sonra bunları zaten kendiniz yazarsınız ama biz yine de yazalım. x1, x2, x3 artı uzatmayalım. xn-2, xn-1 çarpı xn. Evet, şunu da şuraya koydum. Burada da bu sefer ne yapacağız? 1 ee, küçük eşit i küçük j küçük k diyeceğiz ve n'e kadar götüreceğiz. X i j k eşittir eksi a n eksi 3 bölü a n. <laughs> son olarak, son olarak arkadaşlar dördüncü özelliğimiz de şuydu: köklerin çarpımı. Bunu da e, evet çarpım sembolüyle göstereceğiz. Onu başka bir şey ha, aslında vermemişiz de şöyle gösterilebilir i birden n'e kadar x i diye gösterilebilir çarpım sembolüyle. E, ee, bunu da eksi 1 üzeri n çarpı a 0 bölü a n diye gösterebiliriz. Bir daha söylüyorum bunların hepsine vieta formülleri diyoruz. Şimdi bunları bu kadar anlattın hani gerçekten ne yapacağız gibi bir soru yöneltebilirsiniz. Bir daha söylüyorum ikinci dereceden gördüğünüz o e, kullandığımız Evet, kök toplamı kök çarpımların hepsini buradan yapıyorduk. Hani gidip bakalım isterseniz ax kare artı bx artı c şeklinde ikinci dereceden bir denklem olsun x1 ve x2 bunların kökleri olsun. Biz bu köklerin çarpımını nasıl buluyoruz? C bölü a. Aslında arkadaşlar bakın oradaki c şuradan geliyor. Hadi bunu göstereyim ya. İkinci dereceden örnek diyelim. Elimizde şöyle bir px olsun. Bunu böyle seçiyorum ki sizin e, ezberlediğiniz yöntem bu. Yoksa hani niye ezberlediğiniz yöntemden gösteriyoruz? Evet buraları A yapıyorum. A sıfır. Şimdi kökler çarpımını bulacağız. Bakın bir daha söylüyorum. Burada ininci dereceden bir polinomun en kökü olduğunu saydık. Dolayısıyla bu ikinci dereceden bir polinomun iki tane kökü var. İki tane kökü var olsun hani öyle bir şeyde bakıyoruz. Yani arkadaşlar biz Vieta formüllerini aslında hangi durumda kullanıyoruz? Ya da size verilen bir ikinci dereceden denklemde Vieta formüllerinin çalışmasının olasılığı nedir? 1 bölü 3'tür galiba değil mi? Nasıl olacak? Deltası sıfırdan büyük olmak zorunda. Delta eşittir sıfır olsa tek kökü olacaktı. Küçük olsa zaten olmayacak kökü. Reel kökü olmayacak. Orayı dikkat edelim. Reel kökü olmayacak. E, e, dolayısıyla o zaman bir şey diyeceğim. Evet biz burada hep reel köklerle ilgili konuştuğumuz için deltasının sıfırdan büyük olduğu durum bizim işimize yarayacaktır. Ee, şeylerle ilgili, karmaşık sayılarla ilgili bir şey demedim. Hiç bakarken de gözüme çarpıdı. Acaba onlarla ilgili bir yorum yapabilir miyiz diye düşünüyorum. Ee, sanırım şurada bir eksilikleri bozar. Hayır, karmaşık sayıları bulaştırmayalım. Tamam. Delta büyüktür sıfır durumunda bakacağız dolayısıyla. İki tane kökü varken. Şimdi baktığımız takdirde arkadaşlar bunun iki kökü varsa x1 artı x2'yi nasıl bulmuştuk biz? Direkt formülünü yazalım bu soru çözümümüzde öyle yapalım. Toplamlarını bulurken eksi an eksi 1 bölü a an demiştik. Burada n dediğimiz ifade aslında 2'dir değil mi? Parantez içerisinde n eşittir 2. E, dolayısıyla biz neye gelmiş olduk? İse koydum. x1 ile x2'nin toplamı eksi a1 bölü a2'ye gelmiş oldu. Şimdi bakın eksi a1 dediğimiz adam e, bizim kendi bildiğimiz anlamımızda da eksi b bölü a'dır. işte. bunları yine parantez içinde yazayım da ne olduğunu anlayın. Eğer köklerin çarpımına baksaydık x1 çarpı x2 deseydik yapacağımız şey yine ne olacaktı? Eksi 1 üzeri n çarpı a0 bölü a Bizim burada yine n'imiz 2 olduğu için eksi 1 üzeri 2'den 1 geldi. A0 yerine a0 koyuyorum. Bölü a yerine de a 2'yi koyuyorum. Yani yine sizin bildiğiniz anlamda da c bölü a'dan başka bir şey gelmedi. Tamam. Bu bizim ikinci dereceden denklemlerde kullandıklarımızdı. Şimdi ben buraya birkaç tane soru seçtim. Hızlıca onları yazayım. Sizi de bekletmeyeyim. Ee, çözelim. Çünkü hoş sorular. Evet bulabilirsen bir kağıda. Hemen yazıyorum. Geliyoruz. Evet geldik örneğimize. Kolay bir örnek. Zaten yine yukarıda konuştuğumuz bu P2, Px örneğindeki gösterimlerden rahatlıkla çözebileceğimiz bir örnek. Bakalım ne yapıyoruz görelim arkadaşlar x küp eksi x, x kare eksi 3 x artı 2. Yani üçüncü dereceden bir polinomumuz var elimizde. Üçüncü dereceden bir denklemimiz var. Denkleminin kökleri a, b, c'dir. Tamam. Üç kökü olduğunu da biliyoruz. Ve bize şöyle bir şey sormuş. 1 bölü a, 1 bölü c, 1 bölü b'nin toplamı ne? Ne yaparız? En bildiğimiz haliyle gider paydalarını eşitleriz değil mi? Paşa paşa 1 bölü a, 1 bölü b, 1 bölü c aslında şunu eşit. Buranın paydasını bc ile çarparız. Buranınkini ac ile çarparız. Buranınkini de AB ile çarparız. Bölü deriz. ABC'dir. Sevgili arkadaşlar burada yine yukarıda konuştuğumuz formüllerden başka bir şey yok. de demeyelim de gösterimlerden başka bir şey yok. Niye? Bakın burası x1 çarpı x3. Şurası ne? x2 hadi yani yazabilirim isterseniz. x1 x3'tür. Şurası x1 x2'dir. Hani öyle görebilirsiniz. x2 x3'tür. Aa biz zaten bunu gördük. E, aşağı taraf ne? Aslında aşağı tarafta x1, x2, x3'ten başka bir şey değil. Bunlar bunun köküydü. E demek ki bizim sorumuz bitti. Nasıl bulmuştuk ikililerin toplamını? İkillerde eksi yoktu değil mi? a n eksi 2 bölü a demiştik. Kökler çarpımını bulurken ne yapmıştık? Eksi 1 üzeri n demiştik. E sonra a 0 bölü a demiştik. Yani arkadaşlar burada dolayısıyla a n'leri görmemize lüzum yok. Bunları sildim. N'nin burada 3 olduğunu unutmayalım. Şuradan yazayım isterseniz. N eşittir 3. N yerine eğer 3 koyarsak ne oluyor? A1 bölü. Eksi 1 üzeri 3'ten bir eksi 1 geliyor. Çarpı A0 geliyor. Şimdi A1 dediğimiz adam ne olacaktır? Bakın burası A0, A1, A2, A3 diye gidiyor. Yani dolayısıyla burası eksi 3 olacak değil mi şurası? A1 dediğimiz adam yani x'in baş kat sayısı eksi 3 olacak. Tamamdır. Eksi 3, eksi 1 çarpı. A0'da burada zaten 2 varmış. Dolayısıyla buradan doğru yanıtımız 3 bölü 2 gelecektir. Çok güzel bir sorumuz daha var. Bu kareleri, küpleri nasıl çıkarırız? Onları göreceğimiz bir soru var. Hemen onu yazıyorum. Oradan devam ediyoruz. İki tane soru çözüp kaydı kapatacağım. Evet diğer bir örnekteyiz. 4. 4. dereceden bir denklem var bu seferimizde. Köklerimiz x1, x2, x3, x4. Yani arkadaşlar Vieta formüllerini kullanmamız için optimal koşullar var elimizde. E, aşağıda da iki tane ekstra koşul verilmiş. Daha doğrusu ekstra koşul değil sonra da bize verilmiş. x4 eşittir 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 artı 1 bölü x3. Ve yanında da bir şey. Artık zaten biraz ne yapılacağı görünüyor ama ne yapalım. Biz paydalarını bir eşitleyelim şuranın hiç uzatmadan. x4 dediğimiz ifade şuna çıkacak. x2 x3 hop x1 x3 ve x1 x2. Paydamızda ne olacaktır arkadaşlar? 1, 2, 3 olacak. Bakın paydamızdaki 3'ü karşıya şöyle gönderirsem. Hatta önce bunları birazcık kenara taşıyayım. Şunu kaldırayım. Bakın onları da şuraya taşıyorum. Gidip baştan yazsam gerçekten daha rahat olurdu. Ama hani bilmiyorum. Bir artistik yapmak istedim. <laughs> Tamamdır. Bunu da böyle yazdık. Dolayısıyla bunu niye böyle yaptım? Çünkü şurada bir çarpım var elimizde. Ki çarpımın formülünü biliyoruz. Ee, burada peki ne var? ikili toplamlar var. Fakat arkadaşlar bu ikili toplamlarda eksik olan bazı yerler var. Ne gibi? Bakın 1, 2 var, 1, 3 var. Elimize ne lazım? 1, 4 lazım. Aynı şekilde 2, e, 3 var, 2, 4 lazım. Evet başka ne lazım? E, bir de 3, 4 lazım değil mi? Zaten bu da arkadaşlar bize yukarıda verilmiş. Yani biz eğer buraya şu ifadeyi eklersek ve bu ifadenin denge olan onu çıkarırsak hiçbir şey değiştirmiş olmayız. Ya da şöyle düşünün onu karşıya atın. Hani bu ifade eksi 10 eşittir 0. Yani biz şurayı aşağıya eklemişiz gibi bir şey. Artık nasıl kafanızda oturtabilirseniz öyle düşünün. Dolayısıyla bu işlemi yaptığımızda yine çarpımlar solda kalmış olacak. Ki çarpımların biz ne olduğunu biliyoruz. Eksi ee, 1 üzeri n. Onu yine düzgünce yazalım. Eksi 1 üzeri n çarpı a 0 bölü a n eşittir. İkili toplamlar olduğu için bir daha söylüyorum. Bakın üçlüsü farklı bir formülde. O yüzden ona dikkat edeceksiniz. A n eksi 2 bölü A sıfır olacaktır. Ee, tamam. Ne yapıyoruz? Burada A n eksi 2 bölü A0 değildi, A sıfır değil de A sanırım. Ben sallamayayım. Ee, güzel. N'imizin burada kaç olduğunu biliyoruz. Onu hızlıca yazalım. N eşittir 4'tü burada. Yerine koyduğumuz takdirde eksi 1 üzeri 4'ten 1 geldi. A sıfır geldi ki A sıfırımız M. Soruda bizden M'yi istiyor. Kusura bakmayın ben Biraz paldır küldür gittim ama M'yi soruyor bize. M bölü AN ya da AN'i yazmayalım hiç. M eşittir. AN-2 Dikkat arkadaşlar. Şuradaki eksi 10'u koymayı unutmuşum. Bakın. Buraya da eksi 10'u koyacağız. AN-2 dediğimiz ifade ne olacaktır? A0, A1, A2 e, 4 koyduğumuzda da zaten A2 geliyor. O zaman eksi 3 olacakmış. Yani şuraya biz eksi 3 yaz Pardon bir dakika. Doğru mu yapıyoruz? N ye yerine 4 koyduk. 2 gelecek. E, 011 Evet doğru yapıyorum herhalde ya değil mi? 4 koyduğumuzda A2 bölü A4 gelecek. İşte A2 dediğimiz adam ne? Burası A0, A1, A2. Eksi 3 oluyor o zaman. Şuraya eksi 3 yazdım. Eksi 3 bölü 1'den. Formüle bir hatamız yok değil mi arkadaşlar? Çünkü nedense ben böyle çözmedim. Yani notu kendim aldım. Ben karaladım dediğim gibi şeyden önce. Ee, bir saniyenizi rica edeceğim. Şuradan bir geçip bir daha bakalım. Dörtlüsünün çarpımını yaptık. İşte birler, üçler, ikiler falan dedik. Onun formülü neydi? A n eksi 2 bölü A n de doğru yapmışız. ya. fark bir şey yok. Allah Allah ben de niye öyle peki? Kendimle sizi şey yaptım. Yanıltıyorum. Bilmiyorum 4 yazmışım arkadaşlar. Niye 4 oluyor? 4 olmaması lazım. Hani ikisinden biri hatalı. Ya size burada anlattığım hatalı ya çözdüğüm hatalı. Eee... Şimdi oldu sanırım. Şimdi oldu sanırım. Biz burada gösterirken nasıl gösterdik? A n eksi 2, A n eksi 3 dedik. E buralar ikili işte. Tamam doğru. Hmm, Allah Allah. A n eksi tamam doğru yapıyoruz arkadaşlar ya. Bir sıkıntı görmüyorum. Notta yanlış yazmışım o zaman. Biz buraya ne yerine 4 koyduğumuzda A2 bölü A4 gelecektir. A2 dediğimiz adam eksi 3. Ee, buradan da eksi 10 gelecek. O zaman m eksi 13 olacaktır. Eğer hatamız varsa lütfen burada bir gereksiz bir takılma oldu. Yorumlarda belirtin. Hatamız varsa düzeltelim. İki tane de örnek çözmek istiyorum. Gitmeyin. Gerçekten güzel. En güzel örnekleri bilerek sona sakladım. Şimdi işlem yapacağımız örnekler geliyor. Hızlıca yazıp geliyorum. x küp eksi 3 x kare artı x eksi 2 kökleri de a b c olsun. a küp artı b küp artı c küp eşittir. Soru işareti diye sorulmuş. Gerçekten çok 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 güzel bir soru. Şimdi Arkadaşlar eğer böyle bir şey verildiyse bakın burada yapacağımız şey hep diyorum ya bildiklerimizi kullanacağız diye şöyle bir şey yapabilirsiniz. A artı B artı C'nin kübü dersiniz. Eksi bilmiyorum. İşte buradan 3 tane şunu çıkartacağız. İşte sonra 3 tane bunu çıkartacağız. Sonra şunu çıkartacağız gibi bir şey olabilir. Küp açılımından bir şeyleri çıkartırsınız. Yine gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Ben sizi daha basit bir yola sürükleyeceğim şimdi. Bakın eğer biz şunu yazarsak Bunlar madem bu denklemin kökleri ya yani a aslında bu denklemi sağlar. E demek ki a küp eksi 3 a e kare artı a eksi 2 sıfır eşit. Sevgili arkadaşlar bizden a'nın kübünü istiyorsa dolayısıyla buradan a'nın kübüne geliyor. a'nın kübü eşittir. 3 a kare artı a eksi 2 geliyor. Değil mi? 3 a e kare eksi a artı 2 geliyor. Pardon. Karşıya gönderdik. Yani dolayısıyla b'nin kübü de 3b'nin karesi eksi b artı 2 Aynı şekilde c'nin kübü de 3c'nin karesi eksi c artı 2 gelecektir. Yani biz bunları taraf tarafa toplarsak, bakın nasıl bir şey buluyoruz. A'nın kübü, b'nin kübü, c'nin kübü, şöyle bir şey eşit oluyor. 3 parantezinde a'nın karesi, b'nin karesi, c'nin karesi eksi parantezinde abc artı 6. Arkadaşlar şimdi şu ABC ile ilgili gönlüm çok rahat benim. Çünkü biz neyi biliyoruz? 3 tane kök var. Sen yani 3 kökün toplamı. X1, X2, X3'ün toplamını biliyoruz. Orayla ilgili bir sıkıntı yok. Şimdi nereyle ilgili bir sıkıntı var? Şurayı parçalamamız gerekiyor. Onu da şöyle yapalım. A artı B artı C'nin karesi eksi diyorum. Bakın yukarıda aslında bahsettiğim şeyi burada uyguluyorum. Biz buradan 2 tane AB, 2 tane AC, 2 tane de BC'yi çıkartırsak bu bize neyi verecektir? A'nın karesi, B'nin karesi ve C'nin karesinin toplamını verecektir. Asla bakarsak bilip bilmediğiniz ne var ne yok. Tüm çarpanları ayırma falan filan hepsini anlatıyorum burada. Tekrar ediyoruz. Evet, bura. Ee, artık konu yine bizim için rahat. Çünkü biz A, B, C'nin toplamını biliyoruz. Ona bir gelin bakalım. A, B, C'nin toplamını nasıl bulacağız arkadaşlar? Eksi, e, yazayım ben yine yani konuşmadan daha rahat oluyor. A, N, eksi bir bölü A, N olarak buluyorduk değil mi? Dolayısıyla n yerine 3 koyduğumuzda a2 bölü a3. Köklerin toplamı bu nedir? Eksi 3 geliyor. Tamam Köklerin toplamı eksi 3 geliyor. Ee, unuttuğumuz bir şey var mı? Var. Ne var? Başına eksi koymayı unuttum. Eksi a n eksi 1 bölü olacak. Dolayısıyla artı 3 geliyor. Köklerimizin toplamının artı 3 olduğunu biliyorsak karesi buradan 9 gelecek. Eksi dedim. 2 tane. Ee, a, b, a, c, b, c lerin çarpımını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Ben... Yine sağdan da kopya çekiyorum bir yandan. Ekran büyük olduğu için. Ee, a n-2 bölü a n diyorduk. n'imiz burada 3 ise a1 bölü a3. Ona da bakalım. Bakın burada a1 dediğimiz adam e, aslında 1 değil mi? a0, a1 yani şuranın katsayısı sayısı 1. a3 dediğimiz adam burada 1. Demek ki çarpımları da 1 geliyor. Yani Ayrı ayrı çarpımlarının toplamı da 1 geliyor. Dolayısıyla buraya 1 dedim. Yani şunu açıkça yazayım. Siyahla yazayım daha doğrusu açıkça değil. 9 eksi 2 çarpı 1 eşittir. 7 geldi. Ki bu da nedir? a kare b kare c karenin toplamı. Ee, tamam. Burayı 7 olarak bulduk. Burayı aşağıya alıyorum. Artık e, sorumuz bitti çünkü. Bakın 7'yi şuraya koysaydık 3 çarpı 7 gelecekti. Eksi dedim. Toplamlarını biz ne olarak bulduk? Yukarıda 3 olarak bulduk. Eksi 3 artı 6 dedik. Dolayısıyla 3 7 21. 3 daha 24. Bu da neyi verecektir bize? A küp B küp C küpü verecektir. Ee, gerçekten bir soru daha çözmek istiyorum. Çözmeyeceğim. Ödev olarak bırakacağım size. İlgili arkadaşlar uğraşabilir. Ee, denklem şöyle. X üzeri 10 artı. X üzeri 3. Eksi X. Artı 1. Eşittir 0 dedik. Ee, bunların X1, X2, X10 bizim köklerimiz olsun. Sizden de şunu istiyoruz. X1 10. kuvveti. X2'nin 10. kuvveti artı. Xn'in 10. kuvveti eşittir. Soru işareti. Hadi bakalım bir çözün. Bunu hesaplayın. Cevabımız da eksi 10 çıkacakmış. Bunu size ödev olarak bırakıyorum. Ee, çözümü kolay. Nasıl yapacaksınız? Bahsedeyim tabii çözümü kolay deyip geçmek. Rahat. Burada yine köklerimiz bunlar ya. Demek ki X1'i yerine koyarsanız yani X1'in 10. kuvveti aslında şeye eşit olacak. Eksi X1'in kübü artı X1 eksi 1 olacak. Bunların hepsini topluyorsunuz. Yani ne geliyor? Aslına bakarsanız burada bir sürü e, şeyleri topladığınızı düşünün işte. Şu işlemi yaparken şunlar kalıyor. Eksi x1'in kübü artı x2'nin kübü tık 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 gittik işte x10'un kübü. Burada x1'lerin toplamları var. Hani onunla ilgili bir sıkıntınız yok. Zaten formülünü biliyorsunuz. x1 artı x10 burası rahat. Eksi 10 var. Şu tamam. Zaten eksi 10. Burada tamam formülünü biliyoruz. Şimdi bura kaldı. Kübü nasıl yaparsanız acaba işin içinden çıkarsınız. Şimdi onu düşüneceğiz. Ee, burada da pardon bu karesi ya. Kübü değil. Ben kübü mü yazdım? Özür dilerim. Şurayı düzeltelim. Kübünden çıkmak bayağı zor olacak. Çünkü hani bir, bir denklem daha olsa daha iyi olur o zaman diyecektim. Kübü değil. Karesi. Karesinden çıkmak daha kolay tabii ki. Nasıl yapacağız? Burada da arkadaşlar bakın elinizde bir tane toplam var ve karesi var. Şöyle yazın. Zaten soruyu çözmüş oluyoruz ama artık gösterimi size bırakıyorum. Eksiği Dışarıda bırakıyorum büyük parantez aldım. Elimizde şöyle bir ifadenin karesi var, tamam mı? Bakın bu ifadenin karesi var. Bu ifadenin karesi bize yukarıdakileri verir. Fakat fazladan bir şeyler verir. O fazladan verdiği şeylerde eksi iki tane nedir? Aslında e, bu adamlardan böyle kombineler. Yani şunlar, değil mi? Başka ne verir? E, Kopyayı da çekeyim, şöyle hızlı yazalım. Bunları verecek bize işte. Kaça kadar? X9 X10'a kadar. Fazladan elimizde bu var. Ee, e tamam. Elimizde fazladan bu varsa ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bir bunu bulacağız. Buranın çünkü nasıl geldiğini biliyorsunuz. Sonra burayı bulacağız arkadaşlar. E, burayı da biliyoruz. E tamam her şeyi biliyorsunuz artık. Soruyu çözersiniz. Buraya böyle kirli bırakmıyorum. Açıklama kısmında dosyayı temiz daha düzgün daha e, nazik böyle şeffaf bir şekilde bulacaksınız. Güzel bir kayıt olduğunu düşünüyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çünkü böyle şeyleri anlatınca biraz da sınavdan uzak bir şeyler anlatınca daha fazla keyif alıyorum. Evet, bugünlük bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Herkese başarılar diliyorum. Videoyu paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın.